daha bırakmamasını ümit ederiz. 72'de, 92'de, 94'te Anayasa Mahkemesi kararları var. Benzer durumlarda o kadar net kararlar vermiş ki burada yaptıklarının Anayasa Mahkemesi'nden döneceğinden de şüphemiz yok. Ama Türkiye'nin gündemine şunu getirdiler. Biz AK Parti'yiz, MHP'yiz, saraydan talimatlıyız. Kanun çıksın istiyorsa saray, biz bunu mutlaka geçiririz. Gelir görüşmeleri izlemeyiz, oylamada gelir parmak kaldırırız. Çünkü bizim kalbimizin, beynimizin, vicdanımızın değil parmağımızın değeri var saray için. Ama son nokta, biz olmasak da kanunu geçiririz. Salona girmeden de geçiririz. Geçiremezsek ertesi gün yeniden getiririz. Çünkü biz ne istersek yapan sarayın katibi noktasına, arzu halcisi noktasına gelmiş bir meclis başkanımız var. Bu kabul edilemez. Buna karşı çıkıyoruz. Biraz önce söylediğim gibi de AK Parti ve MHP seçmeni de böyle bir galibiyetten azalmaz. Bazen de gol yersiniz. Bazen de kaybedersiniz. Demokrasi hazmetmeyi gerektirir. Bu hazımsızlığı bir kez daha ifşa ve şikayet ediyoruz. Sayın basın mensupları, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün yaptığı açıklamaya yanıt vermemiz gerekiyor. Çünkü hem Sayın Genel Başkanımıza karşı son derece haksız tutumlar, hadsiz ifadeler, hem de tamamen kamuoyunu yanıltmaya yönelik çarptırmalar mevcut. Ve Sayın Genel Başkanımıza özellikle bizim adını ağzına almak istemediğimiz terör örgütlerini söyleyerek onlarla irtibatını kes diyor. Sayın Genel Başkanımız bu örgütlerden bir tanesinin Artvin Şavşat'ta hedefindeydi Sayın Bahçeli. PKK bize kurşun sıktı. Konvoydaki, korumadaki görevli askerimiz şehit oldu. Biz PKK'nın kurşununu yemişiz. Siz CHP'yi neyle ilişkilendiriyorsunuz? Sayın Bahçeli, meclis kapalıydı. Meclisin açılmasıyla ilgili FETÖ'nün darbesine karşı, o gün meclis kapalıydı. FETÖ'nün F-16'larının hedefinde meclis yoktu, karanlıktı burası. Meclisi kuran parti olarak meclisi açalım diyen biziz. Gelip savunan biziz. Gelecek seçime kadar muhalefet partisiyiz, parlamentonun ve demokrasinin arkasında, darbenin karşısındayız diyen biziz. O gün biz geldikten sonra buraya gelen milletvekilleriniz bizim o geceki duruşumuza, kararlılığımıza en yakın şahitlerdir. Tutup da bizi olmadık yerlerle ilişkilendirmekten bir siyasi nema beklemeyiniz. Ve hep söylüyoruz, artık bu tekçi anlayış bizim hangimizin itirazı olabilir? Sayıyor saydırıyor herkese, kalkın ayağa bütün AKP kongresi ayakta. Tek devlet, tek millet. Geliyor sayıyor, tek bayrak. Sayıyor sayıyor. Bunu 30'larda saydırırken Hitler, Ein Volk, Ein Reich, Ein Führer, Adolf Hitler diye bitiriyordu. Tek devlet, tek millet, tek lider Adolf Hitler. Geldik geldik o tek adamın dediği her şeyi tekrar ediyorsunuz. Ama iki lider tek prompter. Tek devlet, tek millet, tek bayrak, tek prompter. Saraydan yazıyorlar, prompter'dan okuyorsunuz. Dün prompter'dan okumadınız, kopyala yapıştır Twitter'a aktardınız. Yapmayın bunları. Ve göya Sayın Genel Başkanı itibarsızlaştıracak. Gerçek milliyetçi ise partisinin Tunceli'den Sayın Genel Başkanımızı milletvekili yapacakmış. MHP'nin Tunceli'den milletvekili çıkarmasının adayının Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlı olmasını kavramış olması güzel. Ancak o durumda mümkün. Bir ütopya tarif ediyorsa, hani MHP Tunceli'den nasıl milletvekili çıkarır? Ancak Kemal Kılıçdaroğlu'na aday göstermesi lazım. Doğru Sayın Bahçeli, iyi anlamışsınız. Ama nasıl konuşalım, nasıl diyelim buna? Şimdi itibarsızlaştırmaya çalıştığınız kişinin size son yaptığı teklif şuydu. 7 Haziran'da. Biz sizi dışarıdan destekleyelim, siz başbakan olun. Çünkü 7 Haziran öncesi bütün AKP'lileri 3 tur suda yıkamak için Haliç'e Türkiye'nin bütün deterjanlarıyla bir batırıp çıkarıyordunuz siz.
yeminler ediyordunuz hesap sormazsam diye. Ağır ifadeler kullanıyordunuz, yargılamazsam namerdim diye. Ve hep birlikte söz vermiştik işçinin, çiftçinin, asker ücretlinin, atanamayan öğretmenlerin yüzlerini güldürmeye, 3600 ek göstergeyi memurlara vermeye. Fırsat önümüzdeydi ve dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu en son, sen başbakan ol biz seni destekleyelim. Onu bile reddettiniz. Yeter ki seçim olsun, AKP geri gelsin. Şimdi bize dönüp nereden ne talimat alıyorsunuz diyorsunuz ya. Sayın Bahçeli, sene 2002 üçlü koalisyon hükümeti, kendisi başbakan yardımcısı, Bursa'da bir yörük çadırında döndü ve seçime gidelim dedi. Bursa'daki yörük çadırındaki seçime gidelim çağrısından sonra kendi partisi ve diğer iki iktidardaki koalisyon partisi baraj altında kaldı. AKP tek başına iktidara geldi. 3 Kasım'da AKP'yi tek başına iktidara getiren Devlet Bahçeli'nin erken seçimidir. 7 Haziran'da AK Parti iktidardan düşmüşken, meclis çoğunluğunu kaybetmişken, hükümet kuramazken ona 1 Kasım seçimini işaret eden ve onu tekrar iktidara taşıyan Devlet Bahçeli'dir. AK Parti artık tek başına seçim kazanamayacak duruma gelmişken onu tek adam rejimiyle o halde anayasayı değiştirip 24 Haziran'da baskın seçim yapıp onu tek adam rejimiyle ülkenin başına tekrar oturtan Devlet Bahçeli'dir. Bugün memurun, esnafın, çiftçinin, işçinin, emeklinin, emekçinin çektiği bütün sorunların, her gün daha fakirleşen halkın, hakkını arayamayanların, hak aramak isterken sopa yiyenlerin, hak ihlaline uğrayanların, karnı aç uyuyanların sorumlusu, saray rejiminin sorumlusu Devlet Bahçeli'dir. O yüzden kendisine yapılan teklif, gel herkesin yüzünü güldür, sen başbakan ol, ortak seçim beyanamemizdeki sözleri tutalım, bütün sorunları çözelim demişken, erken seçim diyerek ülkeyi AK Parti'ye mahkum eden Devlet Bahçeli'dir. Bunların hiçbirini unutmadık. Bir de erken seçim talebinin ülkenin toplumsal huzurunu hançerlemek olduğunu söylemiş. Bu erken seçim talebi Kars'ta var, Çankırı'da var, Edirne'de, Antalya'da, Iğdır'da var da bir Osmaniye'ye gidin ve esnaf ziyareti yapın. Yollayın Osmaniye'ye tebdili kıyafet, güvendiğiniz bir arkadaşınızı, bir ülküdaşınızı, esnafı geçsin, ne diyor söylesin. Esnafın gündeminde tek soru var. Erken seçim ne zaman başkanım? Erken seçimin tarihi Osmaniye'den soruluyorken, bütün Türkiye merak ediyorken, erken seçim istemeyi toplumun huzurunu hançerlemek değil, toplumun vicdanını dile getirmek olarak görün. Yetki sizde. Saray isterse yapar. Yaparsanız dünden hazırız, dünden razıyız, bugünden hazırız. Yapmazsanız yapıldığı gün kazanacağız, kazanacağız, kazanacağız. Bundan emin ol. Ve Sayın Bahçeli'nin, Devlet Bahçeli'nin Anayasa Mahkemesi ile ilgili ifadeleri. Ne desek boş. İki noktanın altını çizip bu konudaki değerlendirmemi yapayım. Birincisi, dilekçe usulü eksiklikler yüzünden iade edildi. Bir Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı düşününüz ki bir kapatma dilekçesi yazıyor. Yazdığı dilekçeyi Anayasa Mahkemesi'ne veriyor. Anayasa Mahkemesi esasa bakmadan usulden, anlattıklarınla gerekçenin arasında bağı kurmamışsın diye iade ediyor. Burada bir, demek ki liyakattan değil sadakattan orada oturan biri var. Bu rejimin inşasına katkısı olan Devlet Bahçeli'ye sunulur. İki, zaten iddia o ki, hep dediniz ki, çalışmalar sürüyor, yakında kapatma dilekçesini vereceğiz, başvuruyu yapacağız. MHP genel merkezinde hazırlanmıştı, cümle alem biliyor. Demek ki MHP, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili dilekçeyi bile doğru düzgün yazacak hukuki formasyon ve yeterlilikte bir ekibe sahip değil. Ama gerçeği söyleyelim ki, bir gerçeğin altını çizelim ki,
apar topar alelacele hem size hem Cumhuriyet Başsavcısına bunu MHP kongresi için hediye paketini anca yetiştirdiler. MHP kongresinden önce andımız iptal edildi. Sizin andımızı okutmazsam onlara, bütün okullarda okutmazsam şöyle olayım böyle olayım ifadeleriniz varken kongrede andımız konusundaki sıkıntıyı çözmek için Cumhurbaşkanımızdan sevgilerle kongre hediyesi olarak geldi o kapatma. Alelacele hazırlandı, alelacele paketlendi. Bu kadar olmuş Sayın Devlet Bahçeli. Bu kadar olmuş. Şimdi kızmışsınız, Anayasa Mahkemesi'ni de kapatalım. Eyvallah. Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu teyit edelim. Hiçbir partinin kapatılmasını doğru bulmayız. Geçmişte de bulmadık, bugün de bulmayız. Ne AKP'nin, ne MHP'nin, ne HDP'nin kapatılmasını istemeyiz. Hiçbir partinin kapatılmasına rıza göstermeyiz. Partileri millet kurar, millet kapatır. Ama Sayın Bahçeli hani her istediğini olsun istiyorsunuz ya. Demokrasinin sihirli lambasını yaptınız, cin çıktı. HDP'yi kapatalım demiştiniz. Şimdi de cinden AKP'yi kapatalım diyorsunuz. Ya Sayın Bahçeli, tut ki saatine denk geldi oldu. Eğer Anayasa Mahkemesi'ni kapatırsanız, HDP'yi kim kapatacak? Anayasa Mahkemesi'nin kapanmasını istiyorsunuz dün. Kapattık. Yani siz bunu dediniz ya, bu talebiniz hepimiz tarafından kabul gördü. Hadi kapatalım Anayasa Mahkemesi'ni. HDP'yi kim kapatacak Sayın Bahçeli? Yani istemenin de bir sınırı ve önermenin de bir mantık kurgusu olması lazım. İşin bu kısmını da Sayın Bahçeli demiş ya, ben aslında sert konuşmam, mecburen böyle sert yazdım, sert söyledim. Bizi de o sert üsluba cevap vermeye zorlayan sizin sertliğiniz. Biz de istemezdik, böyle hep gülerek tamamlamak isterdik bu bahisleri. Sayın Bahçeli'nin sözlerine de cevabımız bu olsun. Sayın Bakan, Sağlık Bakanı, AKP kongreleri bu kadar gündeme gelince AKP kongrelerine suçu bulmak yerine bu konuda toplumun yeterince gündeme almamış olmasını, virüsün gücünü korumaya devam ettiğini, artan vaka sayısının bunun kanıtı olduğunu, toplumun tedbirleri gündemine almadığını söylüyor. Sayın Bakan, bakın bunu yapıyorsunuz. Millete dün gösterdim. 2 santimin hesabını sorup ceza kesiyorsunuz. Kongre diye bunu yapıyorsunuz. Karadeniz kongreleri yaptığınız günlerde Karadeniz'in görüntüsü bu. Bakın huzur verdiğiniz yerler sapsarı. Kongre yaptığınız yerlerde görüntü bu. Sonra inatla kongreleri sürdürüp Ankara'ya bütün Türkiye'yi 3 kere gençlik kolları, kadın kolları ana kademe çağırdınız. Sonuç bu. Sonuç bu. Kongrelerinizden önce, kongrelerinizden sonra. Bu şey değil. Halk aynı halk. Halk burada çok bilinçli, burada bilinçsiz mi? İki tablo arasına kongreyi soktunuz kardeşim. İki tablo arasına bak. Böyle abrakadabra. Bütün Türkiye'nin gözü önünde yaptınız bunu. Bu tabloya siz dönüştürdünüz. Bunun üstüne daha Sağlık Bakanı normalde istifa etmesi lazım. Dinletemedim diye. İstifa edemiyor, uygun görülmez diye. Çünkü istifa yetkinliği olmayan bakanlar var. Hiç olmazsa susması lazım. Hiç olmazsa susması lazım. Dün söyledik, birazdan dağıtacağım. Türkiye'yi arpalıklara çevirdiler. Dün bir taneden örnek vermiştim, ikinciden örnek vereyim. Rastgele, yani size de yapabiliriz, basın mensupları da sonra bir kurum söyleyin, bir kamu kurumu söyleyin deseniz hepsi hazır. Örneğin, kura'dan çektik, TürkSat yönetimi. 8 ismi var, huzur hakkıyla 2. maaşlarını alıyorlar. Örneğin Doktor Ali Taha Koç hem TürkSat Yönetim Kurulu Başkan Vekili hem Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı. İbrahim Kalın hem TürkSat Yönetim Kurulu üyesi hem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü.
İbrahim Eren hem TRT Genel Müdürü hem TürkSat Yönetim Kurulu üyesi, Şuayb Birinci hem Sağlık Bakan Yardımcısı hem TürkSat Yönetim Kurulu üyesi, Yalçın Eyigün hem Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Genel Müdürü hem TürkSat Yönetim Kurulu üyesi, bir tane istisnaları yok. Çift maaşı alıyorlar. Birazdan dağıtacağım Arpalık Aile Şirketi broşürümüzle birden fazla maaş alan Cumhurbaşkanlığı bürokratları, İbrahim Kalın'dan Mehmet Zahit Zobacı'ya, Arda Ermut'a kadar, birden fazla maaş alan eski bakanlar, Faruk Çelik, Atilla Koç, Abdülkadir Aksu, birden fazla maaş alan eski milletvekilleri, birden fazla maaş alan Cumhurbaşkanı başdanışmanları, birden fazla maaş alan Cumhurbaşkanlığı Yönetim Kurulu üyeleri, bakan yardımcısı maaşı ile birlikte eski milletvekili maaşı alanlar, büyükelçi maaşı ile birlikte eski bakan maaşı alanlar, say say bitmiyor, hepsi burada. Bakın değerli basın mensupları, AK Parti'nin arpalığının deşifresidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni arpalık aşiye çevirmiş bir AK Parti yönetimiyle karşı karşıyayız. Biz saymaktan yorulduk, saymaktan usandık, saymaktan utandık. Bunlar bunu yapmaktan utanmadılar. ...128 milyar nerede? Soru önergemiz anayasal süresi içinde cevaplanmamıştı. Dün söyledik, bugün hala cevaplanmadı. Kime sattınız? Hangi kurdan sattınız? Neden ilansız sattınız? Listeyi açıklayınız. Cevap yok. Mustafa Şentop meclis iradesini sakatlamakla uğraşacağına görevini yapıp tenkit yazmalıdır. Ayrıca Marmaris'te inzivaya çekilip orada Bakanlar Kurulu kararı için düşünen Cumhurbaşkanı'na damadının adının doları ateşlediğini, damadının adı geçen her yerde piyasaların ürperdiğini, en büyük paketin damadı paketlemek olduğunu geçmişte söylemiştim, bunları hatırlatıyorum. Damat gittiğinde, kesin gitti diye düşünüldüğünde 8,5'tan 7 liraya dolar düşmüştü. Damadın adını andınız, dolar tekrar 8,30'lara geldi. Ürperiyor piyasa. Cumhurbaşkanı yardımcısı olup ekonomi ona bağlanacakmış, ekonomi yönetimi. Doları 12 lirada tutabilene aşk olsun. Bir kayınpeder, bir damat çarpan etkisiyle, 2 ile çarptılar doları, 2 ile çarptılar euroyu, 2 ile çarptılar işsizliği, 2 ile çarptılar enflasyonu, 100 ile çarptılar ümitsizliği, perişanlığı. Sayın Recep Tayyip Erdoğan, damadın adını anmak bu ülkeye en büyük kötülüktür. Damadın olarak kalsın. Allah mutluluk versin. Ailenizi mesut etsin. Ama bu memleketin yakasını bırakın artık. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. Sorunuz varsa cevaplayayım arkadaşlar. Evet. AK Parti'den şimdi gündem geldi. Eski genel kurul gündemi. Bu gündemde şöyle söyleniyor. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması maddelerine geçilmesi olmasından devam edilecektir. Ve duyduğumuz kadarıyla Meclis Başkanlığı'nda bir tezkere hazırlamış. Yeniden o zamanın yapılacağına yönelik olarak. Ne demek istersiniz? Şimdi bunu bekliyoruz. Bunu bekliyorduk. Yaptılar. Yapmayın dedik, yaptılar. Yaptıkları şudur. Dün bir Sayın Şentop'un görevlendirmesiyle Meclis Başkan Vekili Aydar Akar her hafta bir partiden seçilmiş Meclis Başkan Vekili'nin nöbetçi olması yerleşmiş bir uygulama ve resmi yazı elimizde, usulüne uygun yönetti. Kaç kere uygulama yaptık? AKP'liler çokken bizim önergeleri reddettiler. Haydar Akar her seferinde bunu söyledi. Ama kendileri her oylamada Çin ordusu gibi gelip her oylamadan sonra müzakerede çil yavrusu gibi dağılan kendileri gittiler. Bu sefer biz muhalefet olarak çoktuk ve kanunun maddelere geçilmesi reddedildi. Aynı bizim önergelerimizin reddedilmesi gibi. Haydar Akar da bunu duyurdu. Hayır efendim. Biz çokuz. Salonda olmasak da bizim reddedeceğimiz bir önerge kabul edilemez. Bizim kabul edeceğimiz bir kanuna geçiş reddedilemez. E gelseydin, gelmedin.
Milletin vergisiyle aldığın maaşın gereğini yerine getirmedin. O salonda bulunup da oyunu kullanmadın. Hayır, oylamayı baştan yapalım. Şimdi bitmiş bir maçı yeniden oynatmaya, atılmış bir golü hakem saymışken ve VAR'dan bakıp tekrar söylemişken, tepeden gelip de çıkarın hakem üniformasını, ben giyeceğim, golü iptal edeceğim demeye milletimiz bir karar versin. Bu kadar azımsızlık yok. Daha önce de söyledim. 31 Mart seçiminin sonucunu kabul etmediniz. 23 Haziran'da İstanbul'da milletimiz demokrasi tokatını vurdu. Osmanlı tokatı diyordunuz, demokrasi tokatını yediniz. Bunlar milletin vicdanından döner. Sayın Şentop'un yaptığı iş eylemli bir iç tüzük ihlalidir. İç tüzüğün 13. maddesinin son fıkrası. Oylamada yapılan bir yanlışlık sonradan fark edilirse hükmünü içerdiğinden, birleşim kapandıktan sonra fark edilirse içerdiğinden. Oysa ki AK Parti birleşim açıkken buna itiraz etmiş ve Sayın Şentop kalkıp gelip arkada saatlerce bunu tartışmışken ve orada usulüne uygun olarak Haydar Akar tarafından kanun düşürüldüğü teyit edilip bir sonraki kanuna geçmişken, bugün meclise başkanlık divanındaki çoğunluk kullanılarak darbe yapılmaya çalışılmaktadır. Kabul edilebilecek bir davranış değildir. 10 gün içinde eylemli iç tüzük ihlalinden Anayasa Mahkemesi'ne usul şekil yönünden gideriz. Anayasa Mahkemesi daha önce verdiği kararların bir benzerini verirse bu konu çok açık hükümleri, çok açık kararları vardır, bozulacaktır. Bütün haklarımızı kullanırız. En sonda bu haksızlık hiçbir yönden dönmese milletimizden, seçmenimizden döner. AK Parti'nin, MHP'nin seçmeni sonuçta Türk insanıdır. Haksızlığa tahammül etmez. Şikeyle maç kazanmak istemez. Rakip takımın kalesini büyütüp kendi kalesini küçültülmüş bir maçtan zevk almaz. Hakemin taraf tutmasını istemez. Hakemin kendi takımının formasını giymesini istemez. Bugün hakem AK Parti forması giymiştir. Bugün tarafsızlık yemini eden meclis başkanı AK Parti flaması sallamaktadır. Son kez söylüyorum, 10 yıldır el kaldırıyorum AK Parti'nin bu ülkeye yaptığı kötülüklere. Her seferinde onlar çoğunluk çıkıyor, ben rıza gösteriyorum. Biz rıza gösteriyoruz. Milletin seçtiğine saygımız var. Bir kez kanun teklifleri reddedildi, giriştikleri yöntemlere, yaptıkları haksızlığa, meclise saygısızlığa bakın. Bu yüzden tek adam rejimi var. Bu yüzden parlamentoyu içe sayıyorlar. Çünkü tek adam kızdı, köpürdü, fırçaladı, sabaha kadar uyutmadı. Ayıplarıyla otursunlar. Teşekkür ediyoruz. Son bir soru sorabilir miyim? Tabii, meclis açılıyor. Çok kısa, bu Bahçeli'nin aile kapatmasının açıklamasını, Meral Akşener'in de bir değerlendirmesi oldu. Cumhurbaşkanı'nın 2023 adaylığıyla alakalı hukukçular ikiye bölündü, aday olamaz ya da olur diye. Bahçeli de şimdiden Anayasa Mahkemesi'ne baskı kuruyor diyor. Erdoğan adaylığıyla alakalı böyle bir değerlendirme, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Akşener'in tespiti de yabana atılmayacak, göz ardı edilmemesi gereken bir tespittir. Rejimin sürmesi için hani AK Parti kongresinde neyle girdi Sayın Recep Tayyip Erdoğan? Seninle her şeye varım ben. Devlet Bahçeli de aynı şarkıyı söylemeye devam ediyor. Bu Anayasa Mahkemesi'ni ortadan kaldırmaya ve Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha aday yapmanın önündeki engelleri teker teker ayıklamaya, Anayasa Mahkemesi gibi tarihi bir kazanımı bile gözden çıkarmaya yönelik bir adım da olabilir. Sayın Akşener'in tespit ve önerisine de bir itirazımız yok. Meclis açılıyor. Çok özür dilerim. Yarın cevaplayalım. Yarın cevaplayalım.